Herkese selamlar. Test TD ilk sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. Belirli bir karakter bakımının aynı fenotipteki ebeveynlerin çocuklarının anne ve babalarının farklı bir fenotipe sahip olduğu belirlenmiştir diyor. Anne ve babalarından. Buna göre anne ve babanın fenotipinde görünmeyip çocuklarının fenotipinde ortaya çıkan bu özelliğin kalıtılma şekli hangisi gibi olamaz diye soruyor. Şimdi otozomal çekinik olur mu bakalım büyük A küçük A ile büyük A küçük A çaprazlarsa anne babana fenotipinin aynı olduğunu pardon genotipinin aynı olduğunu söylüyor ve fenotipinin de aşağı yukarı. Dolayısıyla bakıldığı zaman burada ne gelecek büyük A büyük A gelecek büyük A küçük A gelecek büyük A küçük A gelecek ve küçük A küçük A gelecek. Bakın anne babaya bakarsanız bunlar büyük A küçük A iken çocuk küçük A küçük A olabiliyor. O zaman otozomal çekinik yer. Otozomal baskın yemez. Niye baskın yemez? Çünkü şu yüzden. Otozomal baskında mutlaka mutlaka mesela diyelim ki küçük a küçük a ile küçük a küçük a çaprazladığımız zaman ne gelecek? İlla küçük a küçük a gelecek. Baskınlık özelliğinde hiçbir zaman çekiniklik durumu ortaya çıkmaz. Yani bunların ikisinin çekinik olması bunun da çekinik olacağı anlamına gelir ama otozomal baskınlıkta çekinik ebeveyn olamaz. Dolayısıyla büyük A büyük A'lı bireyler ve büyük A büyük A'lı bireyler. Pardon, büyük A büyük A'lı bireyler. Büyük A büyük A'lı çocuklar meydana getirir. Bu yüzden otozomal baskın yemez. Otozomal eş baskın diyor. Otozomal eş baskında ancak ve ancak AA'ya BB şeklinde olursa AB olacak şekilde yer. Ama soruda belli bir karakter bakımından aynı fenotipteki bireyler demiş. Bu yüzden ikisini farklı alamam. Yani AA'ya AA alırsam Yine çocukta AA gelecekti. Bu da yemeyecek. Hangisi olamaz diye soruyor. Cevap 2 3 gelmiş oldu. Eş baskınlıkla ilgili hangisi doğrudur soruyoruz. Mendel ilkesine uymaz çünkü Mendel'in ömrü yetmedi. bunu olmaya doğru. Bir karakterin oluşumundan sonra alel sayısı 2'den fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi bir karakterin oluşumundan sonra alel sayısına bakarsak eğer ki eş baskınlıkta 2'den fazla değildir. 2'dir arkadaşlar. Yani atıyorum A1 eş baskındır. A2 veya işte K eş baskındır, L'ye gibi. Dolayısıyla 2'den fazla değildir, gitti. Farklı fenotipteki ebeveynlerin çocuklarının mutlaka ebeveynlerinden farklı fenotipte olmasını sağlar diyor. Böyle bir şey yok. Yani e, atıyorum mesela A, A'ya A, B diyelim. Tamam mı? Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Yani şöyle diyelim hatta. A, A'ya. Tamam A, A'ya A, B diyebiliyoruz. Evet. A, A ya AB dersem eğer ki çocuk ya AA gelecektir ya da AB gelecektir. Bakın ebeveyn AA'dı çocuk da yine AA gelmiş oldu. O yüzden farklı fenotiplerdeki ebeveynlerin çocuklarının mutlaka ebeveynlerinden farklı fenotipte olmasını bazen sağlar bazen ise sağlamaz. Doğrudur demiş hangisi cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Memeli bir hayvan türünde göz rengi karakterinden sorumlu alerler A1, A2, A3 olup bu alerler arasındaki baskınlık ilişkisi A1 büyüktür. Yani baskındır A2, baskındır A3 olduğuna göre heterozigot iki beyin çaprazlanması ile oluşan yavru birey bu alerlerden en fazla kaç tanesinin genotipinde bulundurabilir diyor. Şimdi netice itibara bakıldığında bu heterozigot iki beyin çaprazlanması olduğu için heterozigotluk nasıl ifade edilecektir? İşte mesela A1 A2 şeklinde ifade edecek veya da A2 A3 şeklinde ifade edecek. Biz bununla bunu çaprazladığımız zaman oluşacak vatandaşlar kaç tane olacaktır? Maksimum 2 tane olmuş olacaktır. Daha fazla olur mu? Daha fazla olmaz. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne geldi? Bolu gelmiş oldu. Bir bal arısı popülasyonunda X karakteri üzerine etki eden alergenler A1 ve A2 olup A1 ile A2 genlerinin eş baskın olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre A1 fenotipindeki kraliçe arı ile A2 fenotipindeki erkek arının oluşturacağı da demiş. demiş. Hangisi gibi olmaz demiş. Şimdi bakıldığı zaman A1 eş baskın A2 ise kraliçe arıya A1 A1 dersek buna da A2 diyeceğiz. Başka türlü yok zaten A2 A2 diyemeyiz çünkü biliyorsunuz ki Erkek karı kaç kromozomlu? En kromozomlu. En kromozomlu olduğu için sadece A2 yazabiliriz. Daha fazla bir şey yazamayız. O zaman ne gelecek abi burada? A1, A2 gelmiş olacak. Ve yine aynı şekilde A1, A2 gelmiş olacak. Yani herhangi bir şekilde A1 fenotipi gelmeyecek. A1, A2 fenotipi gelecek. A1 fenotipi dişi olmaz. Eş baskın fenotipi dişi olur. A2 fenotiple erkek gelmeyecektir. Cevap ne geldi o zaman? 1, 3 gelmiş oldu. Bir kuş türünde tüy renginden sorunlu alerler X1, X2, X3, Gaga şeklindeki sorunlu alerler ise Y1, Y2, Y3 şeklindeymiş. Bu genler arasındaki baskınlık durumları X1 büyük, X2 eşit, X3 ve Y1 baskın, Y2 baskın, Y3 olduğuna göre hangisi doğru? Tüy rengi ve Gaga şekli bakımından bu türdeki biri 36 farklı genotipte ve 12 farklı fenotipte bulunabilir diyor. Formülümüz bir tane zaten genotip sayısını bulurken n çarpı n artı 1 bölü 2. Bakıldığı zaman şunu bulacağım ilk başlangıçta. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geldi. Şurası 6'ymış. Yine aynı şekilde 3 çarpı 4, 4 bölü 2'den ne gelecek burası? 6 gelecektir. Birlikte olma olasılıkları ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşit. 6 çarpı 6 36 farklı genotip bulmuş oldum burada. Peki hocam 12 farklı fenotipi nereden bulacağım? Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın burada kaç tane adam var? 3. 3'ü yazdım. Artı diyorum. Eş baskınlık durumu var mı? Var. Bir tanesinde var. Biri de aldım. Topla gel 4. Bu cepte kalsın. Devam ediyorum. Burada eş baskınlık durumu var mı? Yok. O zaman bunu direkt olaraktan kaç alacağım? 3 almış olacağım. Çarpı 3 yazacağım. Çünkü birlikte olma olasılığı ayrı ayrı olma olasılığının çarpımına eşit olmuş olacaktır. 12 gelmiş olacak bu da. Doğru mu? Doğru. X1 ve Y1 varlarlarını genotipinde bulunduran tüm bireyler her iki karakter içinde baskın fenotipte. Evet X1 girmiş olduğu karşılaşmanın tamamını kazanır. Y1 de aynı şekilde doğru. X3, Y3 fenotipinde bir bireyin mayozda oluşturacağı tüm gametlerde X3, Y3 genleri bulunur. X3'e bakarsanız zaten ne olacaktır arkadaşlar? En aşağıdaki adam. Burada tabii ki X2 ile eşit ama yine X3 olaraktan bakıldığı zaman en aşağıdaki adam olacak. Y3 de aynı şekilde olacağı için ne olacaktır? mayoz oluşturacağı tüm gametlerde x3, y3 bulunmuş olacak. Çünkü resesif açıkçası taşınıyor bu yüzden. Bir tanesinde eş baskın taşınıyor. Fakat x3'ü barındırabilmesi için yani x3, y3 şeklinde taşınması için x3 şeklinde yazılması gerekir bu yüzden. Bu da doğru mu? Doğru. Sonumuzun doğru cevabı Edirne geldi. Aşağıdaki görselde bir sığır ırkında kıl rengi karakterinin kılıtılma şekli verilmiştir. P için kahverengi beyaz demiş. KB geldiği zaman alacalı gelmiş. Sonrasında KB, KB'yi çaprazladığımız zaman kahverengi alacalı KB. Şuraya bakın KK yazdım. KB yazdım. Ve de BB yazmış oldum. Hatta alacalı yazmıştım ama buraya beyaz yazmaları lazım. Şurası beyaz olacak. Onu düzelttirdim ben. Şurası beyaz olacak tamam mı? Şimdi bakın tekrarlayalım bir kere daha. Şurası KK burası BB şeklinde adlandırılacak. Şunlar KB ve KB şeklinde olacak. KB ile KB'yi çaprazlarsam KK, KB ve BB beyaz olmuş olacaktır. Buna göre ilgili karakter için diyor. alleller arasında eş baskınlık vardır diyor. Evet, eş baskınlık olduğu için ne olmuş? KB'ye veya BK'ya baskınlık kuramadığı için alacalılık oluşmuş. Doğru. Fenotipleri farklı iki homozigot bireyin çaprazlanması ile oluşan tüm dörlü aynı fenotipte oluyor. Evet aynı fenotipte olmuş. F2 döründe fenotip oranı genotip oranına eşittir. Doğru. 1-2-1 oranı söz konusu. Genotip olarak da bakıldığında fenotip olarak bakıldığında da bir tane kahverengi, iki tane alacalı, bir tane beyaz olmuş olacaktır. Heterozigot bireyler mayozda iki çeşit, homozigot bireyler ise mayozda bir çeşit gamet oluşturabilir diyor. Bakıldığı zaman heterozigot birler mayozda ne yapacaktı? İki çeşit gamet oluşturmuş olacaktı. Bir tanesi alacalı, bir tanesi ise kahverengi veyahut da beyazsa eğer ki alacalı olmuş olacaktı. Fakat homozigotsa eğer ki arkadaşlar ne olacaktır? Tek çeşit gamet oluşturmuş olacaktır. Doğru. Cevabımız ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Bir tilki türünde kürk rengi karakterinin oluşumu üzerine etki olan allerlerden K1 geni kahverengi. Yazıyorum hemen. K1 kahverengiymiş. K2 geni gri diyor. K2 geni gri demişiz tamam. K3 geni beyaz renk oluşumunu sağlamaktadır. K3 de beyazmış. Peki K3 genini homozigot durumunda bulunduran birey albinodur diyor. Yani BB gelirse eğer ki o zaman ne olacak bu? Albino olmuş olacak. Aşağıdaki soy ağacında olan tüm bireyler tal olaraktan verilmiştir diyor. O zaman buraya BB yazacağım. Yine aynı şekilde buraya da BB yazmış olacağım. Şimdi bakıldığı zaman burada nasıl bir eşleşme yapılabilir? Mesela K1 baskın, K2 baskın, K3 şeklinde bir eşleşme yapılabilir. Muhtemelen soru yazarı da böyle bir şey yapmıştır. Çünkü çok fazla cılkı çıkar yoksa sorunu. Bakıldığı zaman şuraya ben ne yazmam lazım? Kahverengi ve gri varmış. Kahverengi ve gri yazarsam eğer ki tabii kahverengi ve gri yazacağım da kahverengi ve gri de ne, nasıl yazmam lazım bunu? Mesela K1'e B yazayım. K2'ye B yazayım. Çünkü K2 zaten griydi. B barındırmak zorunda çünkü B'ler gelmiş burada. Dikkat edersiniz. Devam ettiğimde ise şöyle iki bireyin çaprazlanması sonucunda kahverengi birey geliyorsa eğer ki o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Mesela K1, K2 şeklinde gelebilir bu. K1, K2 şeklinde yazdım. Devam ettiğimde ise şöyle iki bireyin çaprazlanma sonucunda şurası ne olacaktır? K1, B olacaktır. Burası ne olacaktır? K2, B gelecektir. Yine devam ediyorum. Burası BB ise gri ise burası ne olacak abi? k 2ye K2 gelmiş olur. Ve K2, B şeklinde de burası olmuş olur. Bakın hepsini çözdük hangisi yanlıştır diyor. Genleri arasında baskınlık durumu K1 baskın, K2 baskın, K3 tür diyor. Evet. Numaralandırılmış böylelerin tamamı heterozigottur diyor. Numaralandırılmış böylelerden bahsediyor. Bakın bu heterozigot, bu da heterozigot, bu da heterozigot. Bu da heterozigot. Bu, bu da aynı şekilde heterozigot. Bir bu K2 K2 ama onu numara vermemişler zaten. Bu doğru. 4 ve 5 numaralı B'lerin çaprazlanmasıyla oluşan dördeki B'ler en fazla 3 çeşit fenotipte olabilir diyor. 4 k 2 bydi 5'e baktım. Yine K2B'ymiş. Şimdi K2B, K2B şeklinde çaprazlarsa K2, K2 gelir. K2, B gelir. K2, B gelir. Ve B, B gelecektir. Zaten B, B ne olacak? Albi ne olacaktı? Şimdi burası ne arkadaşlar? Gri. Burası ne? Yine gri. Burası ne? Yine gri. Burası ne arkadaşlar? Albinum. Ne diyor? 3 e, en fazla 3 çeşit fenotip doğabilir diyor. Hayır 2 çeşit fenotip de olacaktır. Patladı. Sonumuzun doğru cevabı ne geldi? Ceyhan geldi. İnsanlara ait aşağıdaki soy ağacında MN kan grubu fenotipinde olan bireyler taralı olaraktan gösterilmiştir. Buna göre soy ağacında ile ifade edilen ve fenotip bilinmeyen bireyin genotipinde ne hallerini bulundurma olasılığı nedir diyor. Görmüş olduğum her yere MN -E yazacağım. Yazıyorum. Yazdıktan sonrasında şöyle iki beyin çarpı yazlanmasından MN oluşuyorsa eğer ki burası MM, burası da NN -N olmuş olsun. Ki MN gelsin. Şimdi burada şu vatandaş için NN -N de yazabilirsin. MM de yazabilirsin. MN yazamazsın zaten. içi boş. Hemen istatistiklere bakalım. Şurası NN -N çarpı MN şeklinde yazacağım. Şurası neye gelecek atın çarpı mn yazdım. Ve ne geliyor abi mn diğerine geldi nn geldi. Şu ihtimaller kalsın burada. Devam edeceğim. Bu sefer de mm çarpı mn yazacağım. Şuradan m gelecek çarpı mn gelecek. Devam ettiğimde mm Ve ne gelecek abi mn gelecek. Şuradan da iki ihtimal geldi. Ne diyor? Genotipinde ne halini bulundurma ihtimali? Toplamda kaç ihtimali var? 4 ihtimal var. Şunu sayıyorum. Başka bunu sayıyorum. Neye var çünkü? Bunu saymıyorum. Bunu sayıyorum bir de. Ne geldi? 3, bu 4 gelmiş oldu. Cevap denizliydi. Bir canlı türünde A karakterinin oluşumunda etkili olan allerler 1, 2, 3, 4 olup bu allerler arasında baskınlık durumu A1 baskın A2 eş baskın A3 eş baskın A4 olduğuna göre bu türde ilgili karakter yönüne oluşabilecek genotip ve fenotip çeşidi sayısını bulunuz diyor. Şimdi 4 tane genotip çeşidi sayısı formülü neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil mi? 4 tane adamımız varsa N yerine 4 yazacağız. 4 çarpı 5 bölü 2'den ne geldi? 10 geldi. 10 içermeyenleri eleyeceğiz? Gitti. Gitti. Peki devam ettiğimde ne yapacağım? Fenotipi nasıl bulacağım? Fenotipte de bakın şunu kaç tane var burada? 4 tane var. 4'ü yazdım artı. Çok hallel, çok hallel lütfen Eş baskınlık içerenleri de ona eklemiş olacağım arkadaşlar. Ne geldi burada? 3 tane gelmiş oldu. Artı 3 diyeceğim. Eş baskınlık ve baskınlık içerenleri de. Pardon. Hem eş baskınlık hem baskınlık içerenleri de yazacağım. 1, 2, 3 tane de böyle ise eğer ki 7 gelmiş oldu. Yani ona 7 gelmiş olması lazım. Sorumun doğru cevabı Ceyhan gelmiş oldu. Bir bal arısı popülasyonunda k karakterinin oluşumunda etkili olan allerler k1, k2, k3 olup bu allerler arasında baskınlık durumu k1 K5 baskın, k2 baskın, k3 olduğuna göre bu arı popülasyonundaki dişi ve erkek beyler e, ile ilgili karakter yönünden en fazla kaç çeşit fenotip ve genotip de olabilir diye soruyor. Şimdi bakın değerli dostlar yapacağınız şey şu. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bal arası popülasyonu olduğu için erkek kısmı ne olacak? N kromozom taşıyacak. Dişi kısmı ne olacak? 2 N kromozom taşıyacak. Da. Dikkat edelim buna. Genotip sayısını bulurken ne yapacağız? Yine N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünü kullanmış olacağız. O zaman N yerine ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım. 3 çarpı 4 bölü 2 geldi. Kaçmış yani 6. Dişi 6 içerecek. Erkek N kromozomlu olduğu için bunun yarısını içermiş olacak. 6'ya 3 oranının olduğunu olanları eli yani içerenleri elemeyeceğim. Şu gitti bak gitti. Bu gitti. Çünkü 6'yı altı 6 içeriyor. Bu da gitti. Bakın kaldı size iki tane şık arkadaşlar. 6 ve 3. Peki ben bunun fenotipini nasıl bulacağım kardeşim? Fenotipini bulurken de şu yolu izlemiş olacağım. Kaç tane gen var burada? 3 tane. Bir tane de eş baskım var. Topla gel 4 tane. 4 fenotip olacaktır. Diğeri 6 fenotip diyor patladı. E hocam ben erkeğin fenotipini nasıl bulacağım? Erkekte eş baskınlıkları hesaba katmıyoruz. Neden? Çünkü erkek en kromozomlu olduğu için bal arılarında. Bu yüzden arkadaşlar olanı yazıyorum sadece. 1, 2, 3. 3'ü yazmış oldu. Bu kadar. Cevap ne geldi? Adana gelmiş oldu. İnsanlara ait aşağıdaki soy ağacında otozom olarak katıl kalıtılan bir karakter bakımından aynı fenotipteki veriler verilmiştir diyor. Buna göre taralı belirlenen fenotipi hangisi gibi olabilir diye sormuş. Mesela şimdi otozomal baskın dersek eğer ki içi boş olanlara küçük a küçük a yazmamız lazım. Yazdım küçük a küçük a ve küçük a küçük a yazdım patladı. Küçük a ağa küçük a'lı verilerden büyük a'lı veriler gelir mi gelmez. O zaman baskın olanlar patlayacak. Bu gitti. Bu da gitti. Bu kadar. Çekiniğe bakalım şimdi de. Otozomal çekinikte ne yapıyorduk? İçi dolu olanlara küçük a küçük a yazdık. Yazdım. Küçük a küçük a. Yazdım. Küçük a küçük a. Ve ona da yazdım. Büyük a tire çektim diğerlerine. Şu zaten küçük a küçük a geliyorsa bunlar da küçük a olmak durumunda. Yine küçük a'lı bir varsa bu da küçük a olmak durumunda. 7 mi 7? O zaman bu da gitti arkadaşlar. Eş baskınlığa bakıyorum şimdi. Eş baskınlıkta ise içi dolu olanlara AB yazıyorum. Çünkü A eş baskınlığı B olduğu için AB yazdım. Genelde yer bu arada bilginiz olsun. Ee, şurası AB ise burası AA olmuş olsun. Burası da BB olmuş olsun. 7 mi 7? Şuraya mesela ne diyeyim abicim? Ben BB yazmak istiyorum mesela tamam mı? Ya da AA yazdım lan. Gelmez yoksa. AA yazalım. AA yazdığımızda gelir mi bu ifade? Gelir. Gördüğünüz gibi ne oldu? Sağlamış oldu. Eş baskınlıkta okey. Cevabımız ne geldi? Denizli gelmiş oldu.